Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Rastgele Medeniyet serimizin bu kaçıncı sezonu oluyor abi? Hemen bir kontrol edeyim. Çünkü en son yaptığımız sezon zaten yine aynı şekilde tek bölüm olmuştu. Ülkenin adını sansürledik adında bir sezon geçirmiştik. Şöyle bakıyorum, sezon 6'da Necit gelmiş, sezon 7'de 0.1 teknolojili bir ülke gelmiş. Adı neydi hatırlamıyorum. İngiliz Kenya'sı, şimdi hatırladım. Ve sezon 8'de Ülkenin adını sansürledik bölümünü atmışım. Şimdi de 9. sezondayız dostlar. Yani birkaç sezondur gerçekten şu Rastgele Medeniyet serisinde yüzümüz gülmüyor. Hani bence ne oldu biliyor musunuz? Hani ilk Rastgele Medeniyet serisinde Amerika Birleşik Devletleri çıktı ya. Biz hayatımızdaki bütün şansı orada harcadık gibime geliyor. Çünkü oradan sonra, o Amerika'dan sonra bizim yüzümüz gülmedi abi Rastgele Medeniyet serisinde. Bakalım şimdi gülecek mi? Bu kez Birinci Dünya Savaşı senaryosunda bir Rastgele Medeniyet'te oynayacağız. Şu ana kadar İkinci Dünya Savaşı'nda oynadık. 1919'da oynadık ama henüz Birinci Dünya Savaşı'nda oynamadık. Yine ittifakların yoğun olduğu bir senaryo tabii. Bu sebeple Birinci Dünya Savaşı'nda da zorlu kat safhada olacaktır büyük bir ihtimalle. Dilerseniz hemen oyna diyelim ve medeniyetimizi görelim. Rastgele Medeniyet, zorluğumuz efsanevi, savaş simiz klasik ve EA saldırganlığımız %75'te. Oyna diyelim ve medeniyetimizi görelim bakalım. Tamam, güzel. Güzel. Gerçekten uzun zaman sonra iyi bir ülke geldi abi. Çok mutlu oldum ben şu anda. Yani iyi ülke dediğim şu. Hani diyeceksin ki oğlum Nikaragua'nın neresi iyi, manyak mısın diyebilirsin. Şöyle iyi. Yani bana... Bakın şimdi mesela Etiyopya şu anda Nikaragua'dan daha güçlü değil mi? Bakın Etiyopya 24. sırada, Nikaragua 56. sırada. Ama ben Etiyopya'yı mı tercih ederdim, Nikaragua'yı mı? Tabii ki Nikaragua'yı. Çünkü Etiyopya'nın buradan çıkma şansı yok. Yani bak, sınırlarına bak adamın. İtalya Krallığı, Birleşik Krallık, yine Fransa Devleti. Adam buraya hapsolmuş, çıkamıyor. Bak, denize bir sınırı da yok. Ya ben bu ülke isterse birinci sırada olsun, gene de istemem. Ama Nikaragua'nın genişleyebilecek çok fazla alanı var. Honduras'ı alır, Guatemala'yı alır, El Salvador'u alır. Oradan gider Costa Rica'ya, Panama'ya dalar. Oradan sonra zaten güçlenir Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin vesaire. Gelişebilecek çok fazla bölge var. Bu sebeple ben Nikaragua'yı tercih ederdim abi. Ve iyi ki de böyle bir devlet geldi sonunda. Genişlemek için önümüzün açık olduğu, yolumuzun açık olduğu bir devlet geldi elimize. Rastgele Medeniyet serisinin 9. sezonunda. Hemen teknoloji puanlarımızı verelim. Aynen öyle, güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 10.000 ekonomi, 10.000 ekonomi. Yani bizim Honduras'ta gücümüz hemen hemen aynı, ki zaten sıralamada da gayet yakınız. Biz 56. sıradayız, onlar ise 57. sırada. Costa Rica bizden birazcık daha güçsüz, 6700'lük bir ekonomisi var. Yani önce Costa Rica'yı, sonra da Honduras'ı alıp daha kuzeye doğru ilerleyebiliriz. Yani güneyde Kolombiya Panama'yı alabilir. Kuzeyde Meksika Guatemala'yı alabilir. Meksika Kolombiya'dan güçlü olduğu için bizim ilk hedefimiz biraz daha kuzeye doğru ilerlemek olacaktır. Hatta ben Costa Rica'dan önce biraz kuzeye doğru ilerleyeyim en iyisi. Çünkü Meksika'dan korkuyorum. Yani Meksika'nın buradaki devletleri ele geçirmesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız maalesef. Bu tehlikeyi ortadan hemen kaldırmamız gerekiyor. Bu sebeple öncelikle kuzeye doğru ilerlemeye başlayacağım dostlar. Her bir toprağa 1500'lük bir ordu herhalde yetecektir. Guatemala değil abi. Honduras devleti için. Aynen öyle. Astım ordularımı, savaşımı da ilan ettim. Saldırılara da geçiyorum bakalım. Evet, bir adet saldırı ağacı tamam, başarılı oldu. Ordu basım işlemlerini tekrar yapalım. Oradaki yenilgiyi telafi edelim. Maalesef yine edemedik abi. Tamam, bu sefer bitti. Aynen, bu sefer bitti. Bütün topraklarını alabiliyor muyuz? Maalesef bütün topraklarını alamıyoruz. Tamam, bu şekilde bir barış antlaşması imzalayalım. Artık ikinci bir savaşta hemen bütün topraklarını alırız. Hatta hızlı bir şekilde turları atlayalım. Ordu basımı falan gerçekleştirmeyeceğim. Ordularımı da terhis etmeyeceğim. Hızlı bir şekilde turları atlayalım. Barış antlaşmamız bitsin ve hemen ikinci savaşımızı ilan edelim abi kendilerine. Evet, kaç tur kaldı? Evet, bitti. Yine savaşımı ilan ettim. Hemen saldırılarımı yaptım ve bu sefer bitirdik. Bütün topraklarını da aldık abi. Gayet güzel. Honduras devletini an itibariyle ortadan kaldırıp ilk fethimizi gerçekleştirmiş olduk dostlar. Hemen asimilasyon işlemlerini de başlatayım. Şuradan. Aynen. Güzel. Tamam da başlattık. Asimilasyon işlemleri tamamlandıktan sonra tabii her zaman olduğu gibi gelirimize önemli bir katkısı olacaktır. Güzel. 9. sezona hakikaten bu sefer iyi bir başlangıç yaptık abi. Yani uzun zaman sonra Rastgele Medeniyet serisinde gerçekten iyi bir başlangıç yapmış olduk abi. Şaşırtıcı. Hayat yüzümüze güldü abi bu sefer. Ya oğlum, biz Amerika geldiğinde pek sevinmeyen adamlardık. Hani ne bileyim, Amerika geldi. Aa, Amerika mı gelmiş, tamam oynayalım diyen adamdık. Şimdi Nikaragua geldi diye zil takıp oynayacağız abi neredeyse. Ne hallere düşürdün bizi be Rastgele Medeniyet serisi. Ne hallere düşürdün bizi be.
O şansımızın açık olduğu günler elbet geri gelir abi. Elbet geri gelir o günler. Evet güzel, asimilasyon işlemlerimizi tekrar başlattık tamamını %100 yapmak adına ve... Evet tamamı %100 oldu, gayet güzel artık. Sıradaki savaşlarımızı ilan edebiliriz. Ben hem Guatemala devletine hem de bu devlete, El Salvador devletine savaşı ilan etmeyi düşünüyorum ama... Sağlam bir ordu basarak yapmayı istiyorum tabii bunu. Yoksa içimizden geçme ihtimalleri var. Evet bu kadar ordu yeterli. Toplayalım hepsini. Güzel. 13.000'lik bir ordu var elimizde. 3.000 ordu buraya gelsin. Kalan 10.000 ordu da buraya gelsin. Aynen öyle. Savaşımı ilan ediyorum her iki devleti de. Gayet iyi. 3.000 de buraya saldır. 2.000 daha destek yolla. Kalan 8.000'lik orduyu da ikiye bölerek Guatemala topraklarını ilerleyelim. Evet bütün saldırılarımız başarılı oldu. Gayet iyi. Şurada 4600'lük bir orduları var. Oraya dikkat etmek lazım. Hatta mümkünse bir asker alma işlemiyle orayı birazcık sağlama da alabiliriz. Evet çok güzel abi. Artık buradan sonra bir güçleri kalmamıştır çok büyük bir ihtimalle. Aynen öyle ve bu savaşı da burada noktaladık. Her iki savaşı birden kazanmayı başardık. Gayet güzel. Şöyle şu iki toprağı alamıyor muyum? Neyse tamam bu da olur. Hemen El Salvador'la da imzalayalım. Aynen öyle gayet güzel. Şimdi ben yine bu ordularla dalmak istiyorum açıkçası Guatemala'ya tekrar. O yüzden sadece turları atlayalım. Turlarımızı geçelim ve barış antlaşmamız sona erdikten sonra hemen Guatemala devletine elimizdeki ordularla bir savaş daha ilan edelim. Bu savaşı da ben kolayca kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer bir zorluk çekersek zaten elimizde para var. Burada da topraklarımız var. Hızlı bir şekilde ordu basıp sınırlara tekrar getirebiliriz. Savaşımı ilan ettim. Çok zorlanmayacağız büyük bir ihtimalle. Aynen öyle kolay oldu. Gayet basit oldu. Her üç toprağı da alalım. Çok güzel. Çok. Ooo Amerika ile Birleşik Krallık savaşa girmiş. Amerika ile Birleşik... Ooo. Sen ne yapmışsın öyle ya? Sen ne yapmışsın öyle ya? Vay vay vay. Bak sen şu benim Amerika'ma. Meksika'dan da almış geçtiğini. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Aldı lan adam toprakları basbaya. Neyse ordularımızı biz başkente çekelim. Asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Artık kuzeyde ilerleyebileceğimiz yere kadar ilerledik. Yani artık sınırlarımızda Meksika var. Daha fazla ilerleyemeyiz bu bölgeden. Bu sebeple artık gözümüzü güneye dikeceğiz. Kolombiya, Panama ve Costa Rica devletlerini ele geçirmeden önce biz ele geçirmeliyiz. Bu yüzden birazcık hızlı davranmak gerekiyor. Kolombiya şu anda savaş açmasına bile gerek yok. Şöyle bir selam verse hani Panama'yı ele geçirir, fetheder. O kadar basit bir ülkedir onun için büyük bir ihtimalle. Bir bakalım. Evet Kolombiya ekonomisine de neredeyse yaklaşmışız zaten. Yani biz Panama ve Costa Rica devletlerini ele geçirdiğimizde evet Kolombiya ekonomisine neredeyse ulaşacağız. Dolayısıyla Kolombiya ile aramızda başa baş dişe diş korakor bir savaş geçecek gibi görünüyor. Şu an sıralamalar açısından tabii bizden çok daha öndeler ama biz Costa Rica ve Panama'yı aldığımızda o sıralama biraz daha değişecektir. Asimilasyon işlemleri tamamlandı mı? Az kalmış. Hastalık da var tabii şu anda ülkede. Hastalık da bitsin bir an önce. Evet, hastalıklar da bittiğine göre asimilasyon işlemlerini yeniden başlatabiliriz. Hemen tekrar başlatalım. Çok fazla toprak yok zaten abicim. Son 3 tane toprak. Evet, bunlarda da başlattım ve şimdi devam edebiliriz. Ordu basım işlemlerine de artık hızlı bir şekilde başlayalım. Ben her iki devlete birden yine savaş ilan etme taraftarıyım. Şu asimilasyon işlemleri bir tamamen tamamlansın. Öyle basalım ordularımızı çünkü tam olarak basamıyoruz. Evet, tamamı %100'e ulaştı. Artık ordu basım işlemlerimizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Ne kadarlık bir ordu basarız çok emin değilim. Ya bu kadar bile yeter aslında bence ama hatta zorlamayalım daha fazla, bu kadarı yeterli. 18.000'lik bir ordu ile Costa Rica ve Panama savaşlarına giriyoruz dostlar. Bakalım bu savaşlardan da başarıyla ayrılıp ekonomimize toplamda yaklaşık 19.000'lik bir katkı sağlayabilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Güzel. Çok iyi. Sen de şuradan ilerle. Tamamdır. Panama'yı da aldık. Çıkarmayı da attık. O da başarılı oldu. Gayet güzel. Her iki devleti de tamamıyla mağlup etmeyi başardık. Bütün topraklarını da barış antlaşmasıyla alıyoruz her iki devletinde. Gerçekten bu en iyi haber. Yani bütün topraklarını tek bir barış antlaşmasıyla ele geçirdik. Gerçekten güzel bir haber. Oradan hemen tekrar başkente çekelim. Ve asimilasyon işlemlerine hızlı bir şekilde başlayalım. Tabii bunlar tamamlandıkça gelirimiz yine artacak. Böylece elimizde tuttuğumuz ordunun bize maliyeti azalacak. Ama yine de bu ordunun tamamını tutmaya gerek yok. Bunun 7500'ünü terhis edelim. Gerisi çok da önemli değil.
Güzel. Evet abi, gelirimiz 2000 lira kadar çıktı. Gerçekten güzel bir yükseliş. Ekonomimiz de artık 56 bine kadar çıktı. Kolombiya ekonomisinden şu anda 20 bin ekonomi gerideyiz maalesef. Ve teknoloji olarak da Kolombiyalılar bizden çok daha önde görünüyor. O sebeple aramızdaki teknoloji açığını kapatmak için biraz teknoloji yatırımı yapmanın vakti geldi gibi görünüyor. Hemen açalım bakalım bütçe ekranını. Ne kadar para gidiyor? 1600, tamam. Ne kadar geliyor abi peki teknoloji puanı? Şöyle bir teknoloji haritasını açalım bakalım. 052, 054. Aa, yetişiyoruz neredeyse. Bayağı hızlı teknoloji puanı geliyor. 058, 059. 060. Hadi lan geçeceğiz hadi. Evet, 061. Aa, geçemedik lan. Geçemedik ulan. Hadi biraz daha hadi. 062. Ve evet abi, geçtik. Sonunda geçtik, evet. Sonunda geçtik Kolombiya'yı teknoloji açısından. Artık onları geride bıraktık. Gayet güzel bir haber gerçekten de bizim için. Tabii bu sayede bizim gelirimiz de epey bir artmış oldu bu teknoloji yatırımları sayesinde. Biraz daha yapalım. Aramızdaki farkı iyice açalım ki ileride sıkıntı yaşamayalım. Tekrar böyle sürekli olarak teknoloji yatırımları yapmak zorunda kalmayalım. Şimdiden yapalım o yüzden. Bu arada ülkemiz, medeniyetimiz bilim açısından altın çağını yaşıyor şu anda. Ne kadar güzel bir haber. Epey bir teknoloji puanı geldi gerçekten. Şu an 24 tane gelmiş. Hatta biz hemen şimdi bunları araştırmaya verelim ki araştırmamız da daha hızlı gelişsin. 6 adede de ordu bakımını veriyorum abi. Gayet güzel. Evet, gelinimiz artık yaklaşık 4000 liraya kadar yükseldi. Teknolojimiz zaten şu anda 0.7. Dünyanın en yüksek teknolojiye sahip devletlerinden bir tanesi haline geldik Nikaragua devleti olarak. Çok iyi ilerliyoruz abi. Tabii bu güzel ilerleyişi daha da hızlandırarak sürdürmek niyetindeyiz şu anda dostlar. Evet, paramız artık tabii daha hızlı artıyor gelirimiz de arttığı için. Ve paramızın daha hızlı artması tabii daha hızlı bir şekilde savaşlara girmemize de olanak sağlayacak. Yani Kolombiya Savaşı'na biraz daha elimizi çabuk tutarak girebiliriz. Çünkü Kolombiya güçleniyor sürekli olarak. Bakın, oha. Adamların 105 bin ekonomisi olmuş oğlum. 105 bin ekonomileri olmuş. Bir dakika, sen kimsin? Meksika, sal bir Küba'yı. Sal Küba'yı, ben çıkacağım oraya. Sal Küba'yı lütfen. Heh, adamsın sen adam. Küba'dan 26 bin ekonomi kasarız. Haiti'den 14 bin kasarız. Kolombiya zaten orada. Tamam, güzel. Yani bunlardan toplamda 39 binlik yaklaşık bir ekonomi kasarız. Bizim ekonomimize 39 binlik bir katkı sağlarlar. Böylece artık Kolombiya ekonomisine daha çok yaklaşırız. Hemen ordu basım işlemlerimize başlayalım. Aa dur, asimilasyonlar tamamlanmamış o bölgede. Bekle, asimilasyonları bir başlatalım. Tekrar. Yani 20 tur yeter. Kaç tane toprak kaldı? Sadece 3 tane kalmış. Bir tanesi zaten bir turluk istiyor sadece. Buna bir turluk yapmak yeter. Aynen öyle, gayet güzel. Evet, tamamı %100 oldu. Şimdi ordu basım işlemlerimize başlayabiliriz. Nerede benim daha fazla nüfusum var? Şöyle bir istihdam edilen nüfus haritasını açacağım abi. Merak ediyorum benim nerede ne kadar nüfusum olduğunu. Guatemala'da çok varmış. Managua. Şu an basamıyoruz. Basalım şimdi. Aynen. Burada da bayağı varmış. Guatemala ikinci kez basmamıza rağmen yine bayağı var. Panama City'de biraz varmış. Tamam, bu kadar yeter zaten ordu. Fazlasıyla yeter hatta. Hemen toplayalım orduları bir araya. Şöyle getir bakalım abi. Güzel. Kaç bin ordumuz var? 39 bin. Tamam. Öncelikle Küba'ya bir çıkarma atacağım. Yoksa Meksika benden hızlı davranıp hemen Küba'yı ele geçirecek. Savaşımı ilan ettim. Yani 10 bin her bir toprağına çıkalım abi. Biraz daha hızlı olur bizim için bu fetih. Aynen, 10 bin buraya. Şuraya 5000 yollayalım. Geri kalanına da 4000 yollayalım. Aynen öyle. Güzel, tamam, başarılı oldu. Bizim için daha hızlı bir fetih oldu tabii bu şekilde yapınca. Çok güzel. Başka bir toprağı sanırım kalmadı. Aynen öyle. Hemen barış antlaşmamızı imzalayıp bütün topraklarını alalım yine Küba devletinin. Meksika, ne oldu lan? Ordu mu getiriyordun? Kardeş, ben burayı çoktan aldım. Kardeş, ben burayı çoktan aldım. Geçmiş olsun. Hemen Haiti'ye de savaşımı ilan ediyorum. Bir 10.000 orduyla buraya çıkalım. 10.000 orduyla da buraya çıkalım. Aynen öyle. Ve son toprağını da saldıralım. Çok güzel. Aa, Asi çıktı. Asi çıktı. Allah Allah, Asi çıkmazdı lan. Niye Asi çıktı ki? Ayıp değil mi kardeşim? Hemen şununla barış antlaşmamızı imzalayalım. Gayet iyi. Evet, 39 binlik bir ekonomiyi ülkemizin topraklarına kattık. Şu anda 87 binlik bir ekonomiye sahibiz dostlar. Hemen ordularımızı bir araya getirelim. Hepsini getir abi bir araya. Ordu terhis etmeye gerek var mı? Var gibi görünüyor. Yani ordu terhis etmezsek ekonomiyi biraz zor toparlayacağız gibi. Orduları bir başkente çekelim biz hızlıca.
Ya terhis de etmeyi de pek istemiyorum artık, ne bileyim. Şu an ekonomimiz kaç oldu bizim? 87 bin. Oyunu bir kaydedelim. Şu an video kaç dakika? 15 dakikaya gelmiş abi. Bu videoyu 15 dakika tutacağım dostlar. Ama akşam 18'de hemen bu Rastgele Medeniyet serisinin ikinci bölümü gelecek. Akşam 21.00'da da bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Dostlar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem Niportolu Discord sunucusuna katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.